Herkese değerli arkadaşlar selamlar diyoruz. Yeni bir sisteme geçtik. Greenbox olayını çözdük arkadaşlar. Malzemelerimizi aldık. Yavaş yavaş daha iyisinde yapacağız inşallah. Rent simülatördeyiz. Bugün yeni bir videoyla çiftlikten son süt ürünleri için keçi muhabbetine başlamıştık. Oradan belirli bir gelirimiz var. Tavuklarımız devam ediyor. Yem stoklamak ve serayı devreye sokmamız lazım. 150 tane falan demire ihtiyacımız olacak. Bunlar tabii başlı başına sorun. Şimdi bunları yaparken tabii bir oyunu yükle diyelim kaldığımız yerden devam etmek için. Yüklesin oyunu. Biz de ona göre bir şeklimizi, şemalimizi alalım bakalım neler yapacağız, neler yapamayacağız. Duruma göre bakacağız arkadaşlar artık öyle söyleyeyim size. Evet. Şu yanında gördüğünüz mavi zamazingo için işte yapmamız gerekenler hep. Bu yanımızdaki mavi şeye 150 tane metal istiyorum maalesef. O biraz sıkıntı ama çözmek zorundayım. Peynirlerimiz var. Şu peynir dolabı için de metale ihtiyacımız var değil mi bizim? Evet. Bizim bayağı metale ihtiyacımız var ve eksi 23 dolarımız var. Yani şu peynirleri sattığımız zaman tamamdır. Ama tabii keçi sütünden yapacağımız peynirlerde şöyle bir durum var. Saat sabah değil mi? Ben gidip keçilerimi sağabilirim aslında. Aa, bir dakika. Şeyim yok. Güğümüm nerede benim? Yani peynir için orası şu an yeterli. Bilmiyorum. Büyütmem gerekirse bakarız tabii yine ama. Tamam. Sana da ı. Hadi sağ olun. Yani. Süt sağma işine. Süt yok. Şu leğenimi alabilir miyim canım? Evet, sütü döktüm. Evet, süt sağma işine başlayalım. Aslında keçinin keçiyle girdik artık. Burası keçiler olacak. Yapacak bir şey yok. Taktık. Süt orada kalsın abi. Geçsin bizim hayvanatlar da. Abi bu nasıl bir sıçmadır ya? Temizleyelim abi poku. Bunları da zaman içerisinde gübreye dönüştürmek için gerekli malzemeler var. Onları alıp bunları gübre olarak da kullanacağız. 16, 26, 20, 19. İyi. Su sıkıntısı yok. Tavukların yem durumlarını bir kontrol edelim hemen hızlıca. Su çanağının biri boş. Şunları bir koy abi. Elde olan tüm parayla yem aldım ama tabii otomatik yemleme sistemine geçebilmemiz için de bir yatırım lazım. Şimdi şunu açalım abi. 2,8. Tamam. Hocam, şimdi şu kapağı şöyle yapalım. Heh.
Bir suyumuzu hemen dolduralım. Hayvanların suyu yok abi. Hayvanların suyu yok der. Evet, yağmur başladı yine ufaktan. Şu hayvanatlara bir su verelim ya. Tamam. Yemleri var orada. O yemler onlara yetecektir. Şu şekilde bu full zaten. 7.0'ı yaptık. Evet. Tamam, bunun suyu var, yemi var. Şu anda su ve yem sıkıntısı yok tavuklarda. İyi gidiyor. Şimdi şunu da şuraya koyalım. Şimdi neye ihtiyacımız var abi? Demire ihtiyacımız var. Bir de şurada eksik şeylerimiz var mı ahşap için? Aynen. Ahşaba da ihtiyacım var. Biraz keseceğiz abi. Yani çok öyle düz koyacağım, yan koyacağım, bilmem ne yapacağım. Bu tip şeylere çok takmıyoruz ama biraz keresteye ihtiyacımız var abi. Serayı bitirelim. Çünkü 150 demir aldıktan sonra serayı ekme işlerine de başlamam lazım. Sütten peynir yaptım ama dediğim gibi küfle yapmak zor biraz. Yani küfle yapmak için cidden uğraşmak gerekiyor abi. Lan oğlum gir şuraya. Evet. Yani küflü olanla uğraşmamız lazım bizim. Şimdi küf çünkü daha çok para verecektir diye düşünüyorum. Şimdi küfsüzünü 50 dolara verdiğimi hatırlıyorum. Bir tanesini. De küflüsünü kaça verecek onu bilmiyoruz. Yani küflü diye 60 dolara veriyorsa bu kadar uğraştığıma değmez yani. Tamam. Bunu da kes abi. Şöyle güzel güzel abi. Bak, mis mis. Koy abi onu da oraya. Şimdi mecburi istikamet arkadaşlar bu. Yani dolduracağız abi.
Oo, güneş açtı, güzel. Şöyle güzelce dolduralım hızlı bir şekilde. Şimdi tabii bunu yani işte topluyoruz gördüğünüz gibi. Yani bu şeyi ne derler ona? Şunu da indireceğiz abi. Evet. Güzel. Sanki bir sıra daha alır. Şimdi bu ağaç işi çok önemli mi benim için? Yani elimizde fazladan kereste kaldı diye de şikayetçi olacağımı sanmıyorum ben. Ya kalsın yani, sıkıntı değil. Yani çayır çimen geze geze. Hadi ama. Hadi. Yapacak bir şey yok. Bir tanesi çapraz kaldı. Sıkıntı değil ya. Ya da yok ya, bir tane mermi var zaten, vurma. Benim artık hayvan avlamaya ihtiyacım olacağını hiç sanmıyorum ben. Hele serayı da devreye aldıktan sonra zaten para gelecektir. Evet. Yani burada kestiğimiz ağaçlar herhalde keresi, kalasa dönüştürdüğümüzde yeter ya. Yetmez mi yani? Yeter herhalde. Yeteceğini düşünüyorum. Hızlı zaten bana bunlar lazım oldukları zaman çıkmıyor tabii. Kes abi, ver şunu. Bak yine yağacak. Hava kapattı. Oğlum. Hay ananı. Yeter ya bu kadar kestiğimiz. Bence yeter. Bence bunları keselim, kalasa çevirelim abi. Ben gideyim bunları kalas yapayım. Yetmezse bakarız bir çaresine. Şunları indirebiliyoruz mu lan?
Boş beleş bir tahta, bir şey, saçma sapan bir şey. Evet, indik. Gönder bakalım bıçağı. Şimdi burada asıl mesele ya, sadece serayı bitirmek yetmez ki. 125 civarında bir para harcayacağız yine. Seranın şeyine. Başlayalım değil mi? Yine odun kesmeye başladık zaten. Haydi bakalım. Aa, kasada ağaç unutmuşuz lan, dur. Onu da alayım. Abi bu nedir ya? Şimdi saray inşaatını yaptık da.
Kilisenin içindeki o çanakları yani şeyleri neydi onun adı neyse onların adı işte onları yaptıktan sonra sulama aletleri alacağız oraya. Yakıtı da koydum. Abi bir girelim şuraya dur. O hayvanların yemi falan var mı abi? Bak. Yem yok. Aç kaldı hayvanlarım. Davuhlarım aç kaldı davuhlarım. Allah kaçtı. Şu işi öğreneceğim ya. Şunu da toplayayım abi, değil mi? Yapma. Tamam. Oradan ne zaman civciv çıkacağı belli olmaz. Şimdi bize demir lazım abi. Bize kesinlikle demir lazım. İkinci posta sütü hayvanlardan almam lazım ya, ben onu unuttum. Günde iki defa sağabiliyorsun bunları, o güzel. Tamam lan tamam kızma tamam. Tamam. 16. Ey yavrum benim be. Ağaç işletme işi.
Küflü yaptığım zaman 2 günde falan oluyor. Normal yaptığımda 1 günde oluyor. Aradaki fark bu. Hayvanların yem olayını nasıl çözeceğiz? Asıl mesele o ya. Uyuyacağız, uyanacağız. Evet. Bence yetmeyecek bu ağaçlar ya, dur bakalım. Bu da son ağacım abi. Uyuyalım, oyunu kaydedelim, kalkalım. Şu hayvanların yemek olayına hemen bir bak. Al eline bir çuval. Arka taraftakinin bir kutusu kesin boşalmıştır. Aa, boşalmamış. 6'ya 1. Var yemekleri. Sizin var mı hocam? 3'e bilmem kaç. Sizin de var. Sizin de var. Tamam, bunlar burada kalsın. Şimdi bir süt sağma yapacağım. Ondan sonra şu kalan odunları da keseceğim. Sonra Sera'nın inşaatı var. Sonra demir almamız lazım abi. Yani güğümü bugün kesin doldurma, güğümün yarısından fazlasını dolduracağız gibi. Bugün bitsin bak. Eksi kaç? 109. Oy. 80 küsür çekiyor. Yani 100 doları hep hesapta bırakman lazım be. Hesabımda her daim 100 dolar olmak zorunda benim. Kes hocam şunu da. Güzel.
Evet. Ne kadar yapabilirsek. Olmadı, biraz daha ağaç ekleyeceğiz. Lan oğlum. Evet, seramıza gidiyoruz hocam. On sekiz tane istiyor bir tanesine. Vay ayı. Ya yetmeyeceği belliydi zaten de neyse. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Lan. 200. Şimdi. Yani sanki çok az bir şey açıkta kalacakmışız gibi bir his var içimde ama dur bakalım. Ya abi bunlar işte bak hep para. Bu kadar aleti alacağız edeceğiz. Şimdi önce demiri almamız lazım ama. Ya 2000 dolara yakın demire para bayılacağız abi. Güzel. Bu seralarda şuna 125 dolara sulama sistemi alacağım abi. İlaç yani gübre midir nedir ondan alacağız. Burada 27 yumurta var. Bunu al yanına. Şimdi buraya ekleme yapmak istesem nereden ekleyeceğim abi? Buradan ekleyeceğim abi. Yani. Bunu yıkacağım. Buraya büyüğünü koyacağım. Al abi. Sürekli tavukların baga giriyor benim. Canımı sıktı bu iş. Bir poşet daha ver abi. Ben sabah sütünü sağdım değil mi o hayvanların? Kafam gitti anasını satayım. Ha iyi var. Ben şuraya yine bir poşet bırakayım da.
Bilmiyorum oradan ne zaman civciv çıkacak. Çıksa iyi olur. Çıksa çok iyi olur yani. Şimdi 150 tane demir oraya lazım. Işık olayı var. Burada tek bir ışığımız var. Buraya bir ışık daha koyacağım. 4 kalas koymuşum zaten. 1 metal. 151 etti. 152. 151, 152. 151, 152. Şu anda 152 demire ihtiyacım var. Bu ışıktan başka nerelere koymam gerekiyor hocam benim? Bir tane bu tarafa koyacağım kesin ya. ...153... ...154... ...155... Bu ışıklar şart abi. Bunları sevsek de sevmesek de koyacağız. Yani bu ışıkları yapmak için tabii keresteye de ihtiyacım var da. Tamam. Buralara koyduk. Yani bu bölgede bir aydınlatma yapmamız şart abi. Bunlara demir alacağız edeceğiz. Bir tane buraya. 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 Abi her yeri ışıklandırmam lazım. Bir tane buraya. Tamam. Kapının olduğu tarafa da bir ışık lazım. Şu girişi de aydınlatsın aynı zamanda. Bir tane buraya. Bunlar mavi mavi görünüyor da bunların hepsine hem kalas hem demir lazım abi. Tamam, buraları ışıklandırdım. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane bu bahçenin bu ucuna, bir tane bu ucuna. Şu kapının olduğu yerlere koy. Tamam. Basit ışıklar bunlar abi. Yani buraya. 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 O hayvanlar aç mı kalacak abi? Onların yemeği yok mu? Şuraya koydum. Şuraya. 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 Bence buralara da koy. Bu duvar aplikleri güzel.
Şimdi ciddi anlamda şey yapmamız lazım. Kereste ve demir olayı abi. Şimdi kereste ve demir olayı için elzem olanın kerestesini ananı. Şimdi elzem noktada bulunanlar var. Ya burada zaten 6 tane falan kereste var abi. Burada bize dış ışık lazım. Dış. Dışa ışık lazım. Şununkini koy hemen. Bunu da koy. Şimdi burada en önemli noktalardan biri peynirlerim olmuştur benim diye düşünüyorum. Bunlar küflü. Bunlar küfsüz. Burası zaten boş. Tamam. Şimdi tavuklar yumurtladığı zaman yumurtaları da toplayıp satış yapacağız abi. O satışı yaptıktan sonra elimizdeki paraya bakacağız. Şimdi demir mevzusunu çözmemiz lazım. Kereste ve demiri çözmemiz lazım abi. Şunun dedi yani baktığın zaman abi şu an 10 tane demir olsa elimde birkaç takım kereste olsa şurayı ve şurayı bitirebilirim aslında. 20 tane demir ve biraz keresteyle. Ya keresteyi de satın mı alayım bilmiyorum. Şunu satabilirim aslında. Kereste satın alacaksam. Mantıklı aslında lan. Bunu satarım. Kereste alırım. Ama sonrasında parasız kalırsam da bu aletin olmaması çok sıkıntı yaratır ya. Bu dursun ya. Bu aleti satarsak şimdi problem yaşarız yani. Saat 15:19. Lan ne çabuk yediniz oğlum onu ya. Nereye? Açığı buldular mı hemen çıkıyorlar ya. Şaka gibiler. Bak bitmiş yemekleri. Abi hiç yemimiz kalmadı. Yem basmamız lazım. Kesinlikle yem basmamız lazım hocam. Evet, şimdi yem basacağız. Peynirleri satacağız. Yumurtaları satacağız. Sonra peynir yapacağımız bayağı yığınla sütümüz olacak birazdan. Yani çalışacağız. İşimiz olacak arkadaşlar. O kısmı da bir sonraki bölümde diyorum yapalım. Umarım bir sonraki bölümde daha güzel, daha ekonomimiz rahat olacaktır diye ümit ediyorum değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşene kadar diyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.